وقت انه تر هذا بريدي كان مدا شال شوي اللي جاي لنا Eşim tutuklandı ve bana haber verdi. Çok endişelendim ve her şey bitti diye hissettim. Yani Çin'e geri gönderilse onu hiçbir göremezdim. Çocukların babasını hiç göremezdim. Eşim Rehimcan Azat Mısır polisleri tarafından tutuklanan gün benim oğlum doğduğu 49 gün olmuştu. Biz onların haberini duymadıktan sonra çok çaresiz kaldık. Onların sesini de duyamadık, onları görmedik. Hayat mı ya da öldü mü bilmiyoruz. Çocuklarım şu an büyüyor. Öyle bir zaman gelmek üzere yeni. Benim babam nerede? Nereye gitti? Babalarının babaları var. Bizim neden babamız yok? Nereye gitti? Çocukluğuna bir zarar gelmeden onları bir cevaplayabilirim. Bir cevap. Çin zulmü çok vardı. Dini olarak her şey yasaktı. Memur olarak çalışırken ya da öğretmen olarak çalışırken namaz kılma yasak, oruç tutma yasak, Kur'an okuma yasak. Özgür yaşayabilmek için Mısır'a gittim diyebilirim. Çok güzel yaşadık, hep mutluyduk. Ve orada çok arkadaşlarımız vardı, benim de arkadaşlarım vardı. Yıldan babasını göremeden büyüdü. Babasız büyümeyin istemiyorum. Uygur çocukların da babaları bilen, aileleri bilen mutlu yaşamak hakkı var. Ama zalim Çin bizi bu hakkımızdan ayırdılar. Kocan sadece Uygur olduğu için tutuklandı. Çinli yetkililerine sesleyin. Kocamı serbest bıraksınlar. Kocam bir baba, bir eş. Onuna çok ihtiyacımız var. Kavuşmanız için her türlü destek verin.